Herkese selamlar. Yeni bir video, yeni bir serimizle karşınızdayız arkadaşlar. Neyle karşınızdayız? TR Suro bugün ayın 14'ü. Yarın yeni serverı Kinidos'u açıyor. Biz de yorumlarda gelen yoğun istekler ve arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda TR Suro'ya bir adım atma kararı aldık. Peki TR Suro'yu biz geçince ne olacak? Arkadaşlar TR Suro'yu biz geçince hiçbir şey olmayacak açıkçası. İsro'da kaldığımız yerden devam edecek. Öncelikle bu sorunun cevabını verelim. Yakın zamanda arkadaşlar Winglet'in muhtemelen finalini yapacağız. Çünkü artık 125 olduğu yeni görevlerde açılmıyor. Yani Char 7-24 solo botluyor. Char botladığı için de açıkçası daha fazla yapacak bir şey yok. Hani aklımda birkaç içerik daha var. Onları da çektikten sonra Winglet'in sezon finalini muhtemelen 110. bölümü göremeden yapacağız. Winglet'i destekleyen bütün arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Bütün gelişimini takip etmek isteyen arkadaşlarım olursa oynatma listelerinde Winglet'i buradan görebilirler. 107 tane videosu var. Daha sonrasında Overlockçu zaten biliyorsunuz güncel serimiz devam ediyor. Her güne bir video yetiştirmeye çalışıyorum ki şu an 37. videoyu da çektim. Daha yüklemek nasip olmadı. 37. bölüme kadar her gün bir video şeklinde attık. Şöyle göstereyim hatta en son. 33. bölümde Lord Yarkan kesmişiz en son. Kanalımızda bu görünüyor. Şöyle Isu kestik bu ilt olarak. FGV dönüyoruz, görevleri yapıyoruz. Birçok harika içerik sizi bekliyor olacak. Dedikten sonra lafı fazla da uzatmadan TR Suro'ya geçelim. Şimdi silkroad.gamegami.com adresine girdik. Ben kayıt oldum arkadaşlar. Şöyle Kinidos Server'ı 15 Eylül'de açılıyor isimli bir duyuru var. Duyurudan baktım. Şöyle bir sürü de sekme açtım. Sizin de gördüğünüz gibi. Böyle bir tanıtım videosu, bir trailer yayınlamışlar. Sizinle birlikte şöyle bir tam ekranda bir izleyelim bakalım. Ben de ilk defa izleyeceğim. O yüzden beraber izleyelim. Ondan sonra değerlendirmelerimizi yaparız arkadaşlar. Pardon. Asırlar önceydi. Yeni sunucusu 15 Eylül'de açılıyor. Evet arkadaşlar, güzel bir video olmuş açıkçası. Şurada Taklamakan'dan, Karakoran'dan falan bahsetmiş. Ben beğendim. GameGami çok affedersiniz. GameGami arkadaşlar bu video, bu sinematik işini hakikaten yapıyor yani yapmış. İşte üvey kardeşini öldürmüş. Üvey kardeşini öldürünce işte Avrupalıların haberi olmuyor. Yalnızca Çin server oluyor. Hikayesi böyle bir hikaye yapmışlar. Video güzel olmuş. Şurada benim asıl beğendiğim kısım Taklamakan hala Karakoram hala boostlamış. Uzak diyarlara henüz adım atılmıyor. Bu Avrupa ırkı TR Suro ilk çıktığında biliyorsunuz yine onun için çıkmıştı. Sonrasında Avrupa gelmişti. Buna gönderme yapılmış burada. Ve çöl. Ve çöl henüz kurumamışken Taklamakan çölünü gerçekten çok güzel resmetmişler. Şurası Anintel River, yani bizim karaların olduğu mekan ve şu gemide o meşhur batık gemi arkadaşlar. Şu detay çok hoşuma gitti açıkçası. Şimdi geçelim sunucunun detaylarına. Neler var neler yok. Silk Road Online Türkiye'den herkese merhaba. Yoğun bir ilgi merakla beklenen Kinidos Server 15 Eylül'de açılıyor. Maximum cap 90 cap. Arkadaşlar 80 cap'ten ve eski kervan sisteminden kervan sistemiyle başlayamıyorlar. Kendileri de zaten bunu belirttiler. Yani buna eski Joymax, yeni WeMade Max izin vermiyor arkadaşlar. Maksimum, yani minimum 90'a kadar indirebiliyorlar. Ondan sonrasında da eski kervan sistemini getiremiyorlar. Eski kervan sistemine değineceğiz ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar yeni kervan sistemi aslında daha iyi bir kervan sistemi. Bunu TR Suro'yu falan savunmak için değil. Biliyorsunuz ben normalde Isro içerik üreticisiyim. Buraya yeni başlayacağım, yeni göreceğim. Isro için de aynı şey geçerli. Yani orada 5-6 tane gold potu yapan insan var. 50-60 tane partisi var her birisinin. Düşünseniz 50-60 tane parti, 50 parti deseniz 8 çardan 400 çar yapar. 400 çarın birden trader yaptığını ve bunların başarılı bir şekilde 2-3 tur kervan çektiğini düşünsenize. Yani oyun içinde buna yetişemezsiniz arkadaşlar. Yani bu gold enflasyonuna yetişemezsiniz. Bu oyunu batırıyor. Ama yeni server, yeni sistemde ne oluyor? Yeni sistemde kervan çekiyor, set yapıyor. En fazla seti satar. Yani yapabileceği ekstra da bir şey yok dedikten sonra Kinidos sunucu detayları için, rehber konusu için tıklayın dedi. Ben tıkladım. Geldim şimdi buraya. Neler var, neler yok. Şöyle bir bakalım. Birazdan indiririz bunu da. Mesele değil. Şöyle mutluluk duyuyorlarmış. 90 seviye yalnızca Çin ırkıyla tasarlanan Kinidos 15 Eylül saat 20.00'da
Yani yarın saat 8'de bizleri bekliyor olacak. Başlangıç eşyaları 11'er tane reverse ve special return scroll. Biner tane pot. Şu biner tane potu iyi yakal etmişler bu arada. Millet ilk açıldığı zaman pot alacak para bulamıyordu. Şu 10 tane de muhtemelen speed'dir. Şu 50 tane olabilirdi daha güzel. 1000 tane de arrow. 1000 tane arrow iyidir arkadaşlar. Ha, zaten burada yazıyormuş. Şimdi o mankenklar düşünsün. Düşünsünler bakalım. Asıl bütün oyuncuların merak ettiği meslek sistemi nedir ne değildir. Şimdi ben de sizinle beraber göreceğim. Çünkü bu TR Suro için çok büyük bir kavga sebebi arkadaşlar. Yani herkes eski server sistemini bekliyor ama onlar da bir türlü getiremedikleri için yenileme ihtiyacı duymuşlar. Şimdi beraber okuyalım. Kimi dostlar rekabete ve canlı bir oyun döngüsü olmasına önem veriyoruz. Hadi inşallah önem veriyorsunuzdur. Bu kapsamda oyun hikayesinin üzerine kurulduğu meslek sistemi daha fazla canlı tutabilmek, oyun içerisinde sürekli olarak aktif bir oyun işleyişi sağlayabilmek adına Kini Dost sunucusunda özel meslek sisteminde bir takım değişiklikler gerçekleştirildi. Bakın eski meslek sistemini getirdik demiyorlar. Yeni olan yani bizim yeni meslek sistemine bir takım değişiklikler getirilmiş. Neymiş bakalım. Mevcut düzende kervan sisteminin gelirlerinin oyuncularımızı yeteri kadar tatmin etmediği düşüncesiyle bazı iyileştirmeler yapılmaya karar verildi. Bu sayede meslek sisteminin dolayısıyla kervan etkinliklerinin daha aktif bir oyun macerası olması hedeflenmektedir. Güzel. Bu kapsamda Kinidos sunucusunda gerçekleştireceğimiz kervanlarıyla oyun dinamiğine etkisi olan birçok özel eşyayı elde edebileceksiniz. Bakalım bunlar nelermiş. Oyunun ana dinamiklerini etki edecek bazı eşyaları kervan yoluyla elde edilmesinin yanı sıra haftalık olarak değişecek ekstra ödüller. Haftalık olarak değişecek ekstra ödüller silik eşyaları kervan sisteminde yer alacaktır. Bu sayede sıklıkla değişecek ekstra ödüller ile kervan sistemi sürekli olarak canlı tutulması hedeflenmektedir. Yenilenen sistem ile kervanda elde edeceğiniz her 50 adet ticket başına 50 adet ticket kazandığınızda tamam. O haftanın ödüllerinden olan silik eşyalarından bir tanesini otomatik olarak item deponuza aktarılacaktır. Tamam yani bankaya aktarılacaktır. Başlangıç haftasındaki kervan ödülleri Kinidos açılışından hemen sonra ilan edilecektir. Yani başlar başlamaz da kervan çekmeye başlayabiliyorsunuz. Bu güzel. Ayrıca Kinidos'un mevcut maksimum seviyesine göre en yüksek derece simya eşyaları yani level 9 eliksirler çoğunlukla kervan yoluyla elde edilecek olup yaratıklardan normale oranla daha az seviyede düşecektir. Şimdi burada eleştiri vakti. Arkadaşlar zamanı olmayan adam için canavardan eliksir düşmemesi bence kötü. Kaldı ki ben de sizin gibi farklı YouTuber'ları da takip ediyorum. TR Suro'yu da farklı YouTuber'lardan takip ediyorum. Herkesin söylediği şey eşya düşüşü, eliksir düşüşü, gold düşüşü yani bunların drop oranları çok düşük. Arttırılması, iyileştirilmesi gerektiği yönünde. Yani şu hamle bence pek doğru olmamış gibi. Ama ekstra olarak hani daha fazla buradan veriyor olsaydı neyse ama normal oranla daha az düşecektir diyor. Burası birazcık sıkıntı yaratabilir. Magic Stone of Steady, Steady'ler ve Lucky'ler taşları ise yalnızca kervan etkinliğinden elde edilecektir. Bu arada bu güzel olmuş. En azından Steady ve Lucky'lerin bir değeri olur ve Magic Pop'tan düşmez arkadaşlar. Son seviye eşyaların kervan ticaretiyle alımı şu an için kapalı durumdadır. Tamam, sunucu ortalaması maksimum seviyeye ulaştığında aktif edilecektir. Yani 9 degre sunları arkadaşlar almak için kervan çekmemiz gerekecek. Bence bu da güzel. Yani birazcık PvP server mantığına kaymış ama en azından yeni kervan sistemiyle yapılabilecek en mantıklı hareketlerden bir tanesi bu olmuş. Ben bunu beğendim. Yani şu hamleyi ve şu hamleyi beğendim. Tüm bunlara ek olarak specialty goods boxlar artık daha zor elde edilecektir. Yani kolay olsa zaten bir an önce çıkar. İnşallah oranı ayarı çok güzel yapmışlardır. Bunlara ek olarak specialty good boxlar artık daha zor elde edilecektir. Burayı okuduk. Aynı zamanda geliştirilmeye müsait bir yapıda tasarlanması nedeniyle oyunun ileriki safhalarında birçok yeni görev ve etkinlik kervan sistemi üzerinden yapılması planlanmaktadır. Hadi bakalım inşallah bol bol etkinlik yaparsanız da önceki serverlarda küstürdüğünüz oyuncuları tekrar geri toplarsınız diyelim. Sizler için daha rekabet dolu bir oyun tasarlamaya devam ediyoruz. Kim dostu görüşmek üzere. Görüşürüz. Akademi sisteminden bahsetmişler. Hemen akademi sisteminde bir göz atalım. Kinidos sunucusunda mevcut akademi ve honor sistemi farklı bir sistem kurulmuştur. Mevcut sistemin oyunun ileriki safhalarında ne kadar çok rekabete aykırı bir durumu oluşturduğunu ve özellikle macerayı sonradan dahil olan oyuncuların erişiminin ne kadar güç olduğunu bilincindeyiz. Bu arada şuna %100 katılıyorum. İSRO'da biliyorsunuz arkadaşlar
Bütün serverlarda istisnasız akademik kasanlar mevcut ve server'ı bomboş yere dolduruyorlar. Yani çok rezil bir sistem. Gerçekten çok rezil bir sistem. Oyunun bütün keyfini kaçıran bir sistem. İnşallah güzel bir akademi sistemi getirirler. Bu sistemiyle oyuncularımızın daha adil, heyecanlı bir şekilde macerayı meydan okuması hedeflenmektedir. Yenilenen akademi sistemiyle honor puanları oyun içi etkinlikler vasıtasıyla elde edilecektir. Güzel. Puanlama sistemi ve detayları akademi sistemi aktif edildiğinde paylaşacaktır. Tamamdır. Bu kapsamda başlangıçta akademi sistemi kapalı durumda olacaktır. Akademi sistemi oyunun ileriki safhalarında Kinidos hikayesinin eklenmesiyle planlanmaktadır. Ayrıca akademi sistemiyle sun silahlar alımı kapatılmıştır. Zaten şunu kapatmazsan oyunun bütün dengesi, mekaniği bozuluyor arkadaşlar. Mantıklı bir hamle. Hemen de açmamışlar. Honor'dan hemen millet kasıp da bir şeyler almasın. En azından server ortalaması biraz yükselsin diye beklemişler. Mantıklı, güzel olmuş. Oyun dinamizmini sürekli aktif tutabilmek, macerayı sonuna dahil olan oyuncularımızı rekabete ortak edebilmek için akademi puanları her ay sıfırlanacak şekilde tasarlanmıştır. Bakın bu gerçekten çok güzel bir hamle. Keşke ISRO'da da aynı şey olsa arkadaşlar. Şimdi yetenek sistemiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Kinidos'ta kurallar baştan yazılıyor. Haydi bakalım. Sizlerden gelen öneri ve talepler incelendiğinde oyuncuların arasında pain olarak tabir edilen şu skill'ler, yeteneklerin kapatılması üzerine yoğun bir istek vardı. Zaten 90 cap, yani şunu kapatıverin. Yapılan değerlendirmeler neticesinde bu yeteneğin oyunun güç dengelerini korumak amacıyla kapatılmasına karar verilmiştir. Doğru karar. Düşük cap serverlarda bence de pain olmamalı arkadaşlar. Daha adil savaş düzeniyle birlikte haydi savaş ediyor. Kale savaşı sistemi. Arkadaşlar kale savaşını biliyorsunuz, videolarda da çekmiştik. Dungeon var. Dungeon'da da strong ve unique moblar spamlanıyor. Sürekli 20 dakika boyunca günde 2 kere girebiliyorsunuz. Kale savaşları bu yüzden çok önemli. Yani birisi kaleyi alırsa, içine girerse o guild zaten gaza basar ilerler. En önce 90 olur. Haberiniz olsun. O yüzden mutlaka kendi guildinizi kurun ya da işte arkadaşlarınızla bir guild kurun ve kaleyi kimseye bırakmayın. Benden tavsiyem. Kinidos sunucusunun açılmasından sonra karakter ve guild hazırlıklarının tamamlanması, ekiplerin bir araya gelmesi ve taktiklerin daha düzenli belirlenebilmesi için ilk kale savaşları tarihi anket oylaması sonucu belirlenmiştir. Anket oylaması sonucuna göre ilk kale savaşı 1 Ekim'de, yani server açıldıktan 2 hafta sonra yapılacak. Çok mantıklı bir karar olmuş. En azından insanlar yükselir. 20 level karakterlerle kale savaşına gidilmez. Aynı zamanda rekabet faktörünün doruklara yaşayabilmek için başlangıçta sadece Jangan ve Bandit kalelerinin açık durumda olacaktır. Hotan kalesi oyunun ileriki aşamalarında aktif edilecektir. Mantıklı hareket. Doğru. Fellow Pet arkadaş sistemi. Arkadaşları ne kadar çok sevdiğinizin bilincindeyiz. Üzülerek söylüyoruz ki Kinidos sunucusunda onları biraz özleyeceğiz. Kinidos'un oyun hikayesine uygun olacak şekilde sunucuda 90 seviye üzerindeyken Fellow Pet sistemi aktif olmayacaktır. Düzeyindeyken, yani 90'dan sonra gelirse gelir, 90'dan önce Fellow Pet'ler gelmeyecek. İnşallah gri kurtları da getirirler. Tam nostalji olur arkadaşlar. Oyun içi etkinlikler. Yani şunları yazmasaydınız iyiydi. Kinidos sunucusunda oyun heyecanını heyecan katacak birbirinden güzel oyun içeri etkinlikler sizi bekliyor. Oyun içerisinde en çok beğenilen aşağıdaki etkinlikler maceranın başlamasıyla birlikte düzenli olarak oyun içerisinde otomatik olarak gerçekleştirecektir. Capture the Flag, Stereo Clash, Survivor Arena. 90 seviye olarak açılacak Kinidos sunucumuzun Battle Arena ve Sonsuzluk Savaşı aktif değildir. Buradan çünkü eşya meşya alıyorlar. O yüzden aktif olmaması mantıklı olmuş. Capture the Flag ödüllerini inşallah güzel yaparlar da en azından insanlar girerler arkadaşlar. IP limit ve koruma sistemi. IP limit, daha fazla hepsini okumuyorum. IP limit 2 olarak belirlenmiştir. Maksimum tüm sunucu geneline geçerli olduğu için 2 olmuş. Kötüye kullanımın sahip çıkması için, bu arada Char Relog attı. Şöyle bir alt yapalım. Bir şunu gizleyeyim arkadaşlar. Ha, tamam, gitti zaten. VPS, VPN, bilmem ne proxy, bunları şununla koruyoruz diyorlar. İnşallah korursunuz çünkü geçen seferde çok fazla, yani benim kendi tanıdıklarım da vardı arkadaşlar. Kullanıyorlar yani bunu, bir türlü engellemiyorlar mı, engelleyemiyorlar mı artık onu bilmiyorum. IP limit korumayı göreceğiz, aktif olacak mı olmayacak mı, sunucunun geleceğine bir bakalım. Kinidos adeta usta oyuncular için er meydan olarak özenle hazırlandı.
Oyunun en beğenilen konfigürasyonları Kinross için tasarlandı. Oyunun ilk zamanlarında ruhuna uygun olacak şekilde bu sunucu yalnızca Çin ırkı maksimum 90 seviye olarak açılacak ve serüvenimiz yalnızca Çin ırkı ile devam edecektir. Arkadaşlar bu server 140'ı görse de yalnızca Çin olarak devam edecek. Bizim ISRO'daki Xian server'ıydı galiba. Onun gibi onun için devam edecek. Avrupa karakter seven oyuncularımızın olduğu birincindeyiz. Üzülerek sizleri diğer sunucularımıza davet ediyoruz. Kinidos Çin'dir, Çin kalacak demişler. Buraya kadar şöyle bir okuduk. Burada neler var bakalım. Oyun kılavuzu, sistem gereksinimleri, silik yükleme, avlanma vesaire vesaire. Şu kılavuz kısmı önemli bu arada, onu söyleyeyim. Oyun sistemine geldik. Guild sistemi, Kinidos sunucu özelliklerini zaten okuduk. Job çatışması, şurada ne var acaba, ona bir bakmamız lazım. Magic Pop, PGV kart filan falan. Oyun etkinlikleri, bunlar standart etkinlikler işte. Acaba şurada şey var mı? Bu sunucuya özel bir şey var mı? Bu sunucuya özel bir şey yok. Hunter'ları, tipleri tanıtmışlar. Tamam, bunu da geçtik. Şimdi burada ne vardı arkadaşlar? Ben burayı açtım. Niçin açtım? Silk satın almak için açtık arkadaşlar. Silkler ne kadarmış? Gördüğünüz gibi 100 silk 65, 300 silk 195, 500 silk 325 lira. 500 silke normalde 25 silk bonus veriyorlardı arkadaşlar. ISRO'da veriliyor. ISRO'nun 300 silki buranın 500 silkine tekabül ediyor. 700 silk, pardon yanlış söyledim. ISRO'nun aşağı yukarı 100 silki buranın 500 silkine tekabül ediyor. 700 silk 50 silk bonusu var 455 lira. 1000 silk de 100 silk bonusu ile birlikte 650 liraya geliyor. Yani açılışı özel, bence güzel bir indirim yapmaları da gerekirdi. Yapmamışlar. Kendileri daha iyi bilirler tabi. Kredi kartında 650, mobil ödemede zaten metodu geçici olarak servis dışı demiş. Havalede de muhtemelen aynıdır. E-pin'i de zaten sitelerden aldığınız e-pin şeklinde yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben şöyle videoların bazılarını açtım. Silk Road Online Türkiye kanalındaki şu 3 tane videoyu sırasıyla açtım. Bir bakalım nasıllarmış, nasıl bir tanıtım yapılmış. Hep beraber izleyelim. Görelim arkadaşlar. Şöyle şuraya kadar izlemiştim. Hemen kısmı burada göstermişler. Güzel bir giriş olmuş. Bir de şunu izleyelim bakalım. Oh ya, bizim video başladı yani arkadaşlar. Tamam sen biraz dur, sakin ol. Bunlar tabii basit basit, daha o ana izlediğimiz, ilk başta izlediğimiz şu ana trailer'ın tanıtımı olduğu için böyle ufak ufak kesitler olması normal. Bir de şunu izleyelim bakalım. Ne varmış? Asırlar önceydi. Kolay kolay kimsenin bilmediği. Ha, bu zaten ilk başta izlediğimiz video arkadaşlar. Bunu da söyledik. TR Suro böylelikle açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim kendilerine. Siteleri silkroad.gamegami.com, bildiğiniz üzere. Burada da İnşallah bir sıfırdan serisi başlayacağız. Bakalım ne kadar ilerler, ne kadar devam ederiz, ne kadar oynarız. İnanın hiçbir fikrim yok. Tamamen zamana bağlı, bakacağız, göreceğiz diyelim. Ve videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalı beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmediğiniz kısımları yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendi serilerimiz için de, ISO serilerimiz için de mutlaka buradan oynatma listelerine bakıp oynatma listelerinden izleyebilirsiniz. Şu Çin, şu da Avrupa olacak şekilde tasarladım. Burada Discord sunucumuzun linki var ve bütün videoların altında Discord sunucumuzun linki var. Discord sunucumuza da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.